İyi haftalar. Önce Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Her pazartesi sizlerle birlikte, konunun uzman hekimleriyle birlikte sağlığımıza ilişkin bilmediklerimizi hep birlikte öğreneceğiz. Bugünkü canlı yayın konuğum dünya ünlü bir hekim kendisi. Az sonra sizlerle kendisini buluşturacağım. Mesleki kariyerinde 40 yıllık insan sağlığına yatırım yapan çok önemli bir isim ağırlıyoruz bugün. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir inancıyla. İnsana, insan sağlığına yatırım yapan Çamlık Hastanesi ve Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu'yla buluşturacağım sizleri. Kendisiyle safra taşları, belirti ve tedavi yollarını konuşacağız. Konumuza ilişkin telefon numaralarımızı veriyorum. 0212 alan koduyla 616 12 12'den canlı yayına katılarak sorularınızı hocama sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önemli vaktinizi bizlerle paylaştınız. Çok önemli işlere imza atıyorsunuz. İnsan sağlığına yatırım yaparak bizleri hocam Türkiye değil dünya çapında gururlandırıyorsunuz. Öncesinde çok teşekkür ediyorum size. Bugün safra kesesi nedir ile başlayalım hocam. Günümüzde çok sık duymaya başladık. Kadınlarda mı erkeklerde mi daha çok belirtilerini görüyoruz? Bunları sizlerle paylaşacağız ama öncesinde safra kesesi nedir? Sizinle hemen bu soruyu paylaşalım. Safra kesesi sindirim sistemi organlarımız arasında bir organımız, karın içinde, batında, karaciğerin hemen altında, aşağı yukarı 30-50 mililitre dediğimiz bir büyüklükte bir küçük bir armuta benzeyen bir organımız. Bu safra depolayan bir organ ve sindirim sisteminde de önemli bir fonksiyonu olan bir organımızdır. Evet. Peki safra kesesi taşlarını çok sık duyuyoruz biz son zamanlarda. Bu organımızda safra kesesi taşları nasıl oluşuyor? Belirtileri nelerdir? Ben genel cerrahi uzmanıyım. Evet. Ve genel cerrahinin en çok uğraştığı alanlardan biri de safra kesesi, safra yolları ve bunların da en çok hastalıklarına neden olan olaylardan biri de safra kesesinde oluşan taşlar veya buradan taşların düşerek veya iltihaplara sebep olarak yarattığı hastalıklar. Bunlar çok önemli. Genel cerrahinin sık uğraştığı ve hastaların sık karşılaştığı bir Şikayetlerin başında geliyor. Peki yönetmenimizden rica etsek görüntüyü ekrana yansıtsa, görüntü üzerinden konuşsak daha izleyicilerimiz sağlıklı öğrenmiş olacaklar. Peki safra taşları neden oluşuyor hocam? Safra taşları genellikle safra kesesi depo organıdır. İçinde safra bekler, durur ve sindirim esnasında safra kanallar vasıtasıyla 12 parmak bağırsağına boşalır. Yani yemekten sonra boşalır ve burada bir depo görevi yapıyor. Bu ekranda da görüyoruz zaten. Ekranda da gördüğümüz gibi karaciğeri görüyoruz. Karın boşluğunun sağ üst kısmında karaciğer var. Onun hemen altında yeşil renkte gördüğümüz safra kesesi, hani armuta benzetip armut büyüklüğünde dediğimiz, hemen onun biraz altında yukarıdan aşağı inen mideden sonraki bölümde 12 parmak bağırsağı bir takım ciddi önemli komşulukları olduğu için her bakımdan hastalıkları da önem arz ediyor. Orada ana atar damar, vena porta dediğimiz ana toplayıcı damar, sindirim sisteminden toplayıcı damar, vena cava dediğimiz bütün batın ve alt bölgedeki toplayıcı damarların geldiği vena cava inferior orada. Pankreas denilen organ komşuluğunda ve cerrahisi de o nedenle önemli. Bugün de zaten hem hastalıklarını hem de cerrahisini konuşacağız. Sorular olursa da onlara da cevaplandıracağız. Peki tüm safra taşları aynı mıdır hocam? Şimdi bunların bir kısmı pigmentlerin çöküşmesiyle oluşan taşlar, bir kısmı da kolesterol taşları. Aşağı yukarı taşların %75-80'i kolesterol taşlarıdır safra kanalında olan. Bazen safra kanalında tek bir taş, büyük bir taş olabilir. Evet. Bazen
birçok taş olabilir. Bazen işte küçüklüğü, büyüklüğü önemli problemlere neden olabilir. Peki tedavileri aynı mıdır diye soracağım ama safra taşları en çok kimlerde olurun sorusunu alıyoruz biz izleyicilerimizden. Evet. Safra taşları en çok 40 yaşından sonra olur. Genç yaşlarda nadiren olur. 20 yaşın altında çok nadir olur. 40'ından sonra olur. Ve kadınlarda daha çok olur. Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazladır. Burada şişmanlık etkilidir. Yine östrojen hormonlarının etkili olduğu söyleniyor. Beslenme öyle. Hareketsizlik gene aynı şekilde. Bir de sık safra yollarında oluşabilen iltihaplarda yine buradaki safra içindeki bir takım tortuların oluşmasına ve taşa dönüşmesine ya da çamura dönüşmesine neden olabiliyor. Hocam geçtiğimiz günlerde çok önemli ameliyatlara imza attınız. Yine safra kesesi ameliyatına gelen kişilerin hepsinin aynı mıdır şikayeti? Ya da belirtileri kişiye göre değişir mi? Evet. Safra kesesinin hepsinin tabii şikayetleri aynı değil. Genellikle şikayetler karın ağrısı. Bu karın sağ üst kısmında öncelikle olan bir ağrı bize safra kesesi hastalıklarının belirtilerini gösterir. Bunun yanında hazımsızlık, sindirim bozukluğu, şişkinlik, karında gaz ve geğirme gibi şikayetler, bulantı, kusma gibi şikayetler, özellikle sağ kürek altına vuran ağrılar, sırt ağrıları, bazen kuşak tarzında çünkü bu belirtiler yaptıkları başka hastalıklara dayanarak da farklı belirtiler ortaya çıkarabiliyor. Bunlardan mesela pankreatit olduğu zaman belde kuşak tarzında ağrılar yapabiliyor. Böyle şikayetler hastalardan size geliyor. Peki safra kesesi taşına bağlı hastalıklar, diğer hastalıklarla şikayetleri aynı olduğunu söyleyip farklı hastalıklar çıktı oluyor mu hocam? Muhakkak yani bazen birden fazla hastalık bir arada da olabilir. Yani diyelim ki safra yollarında bir iltihap safra kesesi taşlarıyla beraber olabilir. Buna kolanjit diyebiliyoruz. Veya bir pankreatit bunun yanında gelişmiş olabilir. Veya bazen ileri derecede iltihaplanmalardan sonra akciğerlerde özellikle sağ tarafta plörezi dediğimiz sulu zatüre gibi orada reaksiyoner sıvı birikmesi de ayrıca solunum sıkıntıları yapabiliyor. Karın içinde mesela apandisit veya bir gastroenterit dediğimiz mide ve bağırsaklardaki oluşan iltihaplar da zaman zaman bu hastalıklarla karışabiliyor. Kron hastalığı olabiliyor veya bağırsakların diğer hastalıkları mesela tümör yani kanserler ya da işte bağırsak tüberkülozu çeşitli batın içi hastalıklar bazen safra kesesi hastalıklarıyla karışabiliyor. Bunlar için de dikkatli olmak, belirtileri iyi değerlendirmek, hastayı iyi dinlemek, ona göre değil mi hocam? İyi dinlemek gerekiyor. Peki tanı aşamasında hangi işlemleri uyguluyorsunuz? En kolay tanı yöntemi? Safra kesesi taşlarında en kolay tanı yöntemi ultrasondur. Ultrason çok kolay yapılabilen ve hastaya bir zahmet vermeden yapılabilen, biz bunlara non-invazif diyoruz. Yani hastanın canını acıtan veya bir girişim falan olmadan yapılabilen bir tetkiktir. Ultrasonla safra kesesi taşları hemen hemen neredeyse %98-99 tespit edilebilir. Safra kesesinin sadece taşları değil, safra kesesinde oluşmuş problemler de tespit edilebilir. Mesela iltihaba bağlı safra kesesinin cidarı kalınlaşmışsa veya safra kanalının tam çıkışında bir taş gelmiş, oturmuş, safra kesesi iyice gerginleşmiş, şişmiş ise ya da işte hastada oluşmuş bir sarılık var da bu sarılığın
bir taştan mı olup olmadığını tespit etmek. Yani kanalda bir taşı tespit etmek de çok önemli ultrasonla. Bunlar yapılabiliyor. Sadece ultrason değil tabii. Evet. Bunun yanında MR, bilgisayarlı tomografi, bunlar önemli görüntüleme cihazları ve laboratuvar tetkikleri çok önemli. Bütün bunlar teknoloji geliştikçe hastaların lehine, doktorların lehine birçok bizim daha sağlıklı teşhis koyabilme imkanımız var. Daha net teşhis koyabilme imkanımız var. Peki hastalar en son duymak istedikleri şey ameliyat olacaksın kesindir. Evet. Ameliyata kendilerini hazır hissettiler. Evet. Ameliyat aşamasında komplikasyonlardan çok korkarlar. Evet. Duyduklarımız kadarıyla söylüyorum hocam. Komplikasyonları var mıdır? Ameliyat aşaması nasıl? Evet. Şimdi tabii ameliyatta da komplikasyonlar var ama ameliyattan önce de bir takım komplikasyonlar var. Bu komplikasyonlar safra kesesindeki taşlar küçükse kanala, sistik kanal dediğimiz kanala düşebilir. Orada bir tıkanma yapabilir. Şiddetli kolik tarzında, yani kadınların çektiği doğum sancısı gibi ağrılar çekebilir. Bunlar dalga dalga gelir. İltihaba sebep olursa daha künt bir ağrı ve daha sürekli bir ağrı bunlar da devam edebilir. İltihaplar ilerledikçe safra kesesinin cidarında gangrenler oluşur. Ve bu gangrenlere bağlı olarak safra kesesi delinebilir. Ve karın içinde iltihap yayıldığı zaman da bir peritonit dediğimiz ciddi bir hastalık oluşabilir. Veya safra yollarında yaptığı iltihaplar böyle üşüme, titreme, ateş şeklinde oluşur. Hafif bir sarılık yapar ve ciddi bir yine problemdir. Yani günlerce hastanın hastanede yatıp serum ve antibiyotik tedavileri görmesini gerektirir. Ama daha önemlisi, eğer yol tıkalıysa safra yolunun açılması mutlaka gerekir. Bunun yanında safra yollarıyla pankreastan gelen, yine pankreas da önemli, sindirim için önemli bir organdır. Ve bunların ikisinin kanalı, yani pankreastan enzimler salgılanır, 12 parmak var sana. Yine onlar da sindirimde büyük rol oynar. Ve bunlar iki kanal birleşerek 12 parmak bağırsağına açılıyor. Ve yemekleri yediğimiz zaman da fışkırır tarzda oradaki papilla vateri dediğimiz oradaki sfinkter açılıyor ve fışkırır tarzda hem safra hem de pankreastaki enzimler geliyor. Bu noktaya gelen bazen küçük taşlar oluyor. O kalem ucu gibi, kurşun kalem ucu gibi, orası incedir. Ve küçücük bir taş orayı tıkayabilir veya biraz büyük bir taş da gelir, orada tıkama yapabilir. Bu yaptığı tıkama aynı zamanda safra, pankreas kanalında da bir sıkıntı yaratır. Yani onun enzimlerinin de 12 parmak varsa dökülmesini engeller. Bu ciddi bir sindirim problemi yarattığı gibi ciddi bir hastalık da yaratır. Yani orada da bir pankreatit oluşur. Yine pankreatitlerde çok ciddi ve ağır hastalıklardır. Bunlar da yine ameliyattan önce gördüğümüz önemli komplikasyonlardır. Çünkü tedaviyi oldukça zorlaştıran ve yine ameliyat öncesi ciddi bir yatarak ilaçla, serumla tedavi gerektiren bir durumdur. Veya bu safra kanalının ucundaki bir taşı falan almak için bir takım girişimler de gerektirebilir. Peki tedavi aşaması geciktiğinde sağlıkta büyük riskler taşıyor değil mi hocam? Şimdi tabii safra kesesi hastalıklarının en önemli tedavisi cerrahi tedavisidir. Evet. Doğru. Gecikildiği zaman demin saydığım gibi birçok hastalıkların daha komplike hale gelmesine
neden oluyor. Hı hı. Ve bu komplikasyonlu durumlarda hastalar için zor olduğu gibi doktorlar için de zorluklar yaratıyor. Evet. Peki her safra kesesi taşları kesin sonuç ameliyatsa ameliyat. Evet. Onun dışında tedavi yöntemi yok, kaçış anlamında şimdi, izleyicilerimiz. Evet. Tabii bazen safra kesesi taşları sessizdir. Yani o kişi belki 5 sene, 3 sene, 10 sene safra kesesinde taş vardır ama farkında değildir. Şikayeti de yoktur. Herhangi bir komplikasyon, bir başka şikayete neden olacak bir pozisyon yaratmamıştır. Bunlar da yani konservatif, hani iltihap olduğu zaman ilaç verme şeklinde, ama günün birinde kesin tedavi, mutlak tedavi yine cerrahi tedavidir, ameliyattır. Ama eğer bir iltihaplanma olmuşsa, bir ağrılı, sancılı, dayanılmaz şikayetlere neden olmuşsa, o zaman da acil, daha çabuk bir ameliyat. Öbür türlü ameliyatlar belli bir zamana bırakılabilir. Yani hastanın da karşılıklı isteğine göre. Çünkü ileride bunlar ne kadar sessiz de olsa bir gün komplikasyon yaratabiliyor ve komplikasyonlar oluştuktan sonra hasta için de zor bir ameliyat, zor bir tedavi olmuş oluyor. Peki ameliyat sonrasındaki tedavi aşamasını konuşursak hocam. Tedavi ameliyat oldu hastamız. Evet. Sonraki süreç nasıl devam ediyor? Şimdi safra kesesi hastalıklarında özellikle taşlarında son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde çok fark etti. Eskiden bu tür ameliyatlar açık ameliyat şeklinde yapılırdı ve hastalar en az bir hafta, 10 gün hastanede kalırdı. Bu laparoskopik sistem dediğimiz yöntem geliştikten sonra genellikle hastalar daha kısa sürede ameliyatla tedavi edilir hale geldiler. Laparoskopik sistemde de normalde yine yarım ve bir santim genişliğinde ortalama dört delik karın içine açılıyor. Yani büyük bir kasların kesilimi, işte geniş cilt kesilimi falan olmadan buralardan bir takım aletlerle batın içine giriliyor. Önce karın içi, batın dediğimiz karın boşluğu karbondioksit gazıyla şişiriliyor. Ve buralardan trokar dediğimiz bir takım aletlerin girip çıkabileceği trokarlar konuyor. Buradan karın içine giriliyor. Safra kesesinin durumu değerlendiriliyor. Ve safra kesesine gelen atar damarı ve safra kesesinden çıkan kanalı klips dediğimiz böyle kapatıcı klipslerle kapatılıyor. Sonra alttan kesiliyor ve safra kesesi karaciğerden ayrılarak daha sonra da batın dışına alınıyor. Yani karın dışına alınıyor. Orada bir kanama falan varsa onlar koterize ediliyor. Yani durduruluyor. Kontrol yapılıyor. Bazen çok iltihaplılarda veya her şeye rağmen sızıntı ve kanamanın olduğu, devam ettiği durumlarda karın içine bir diren konuyor ve oradaki birinkitlerin boşalması lazım. Aksi takdirde oradaki birinkiti kan olsun veya bir sıvı olsun veya etrafın iltihaplı olması daha sonra iltihabın genişlenmesine neden olabilir ya da yeni bir iltihabın oluşmasına neden olabilir. Bazı durumlarda burada diren kullanılıyor. Peki, buyurun hocam, devam. Yok. Yani bu ameliyatlar açık ameliyatlara göre çok avantajlı ve genellikle hastalar eğer fazla bir komplikasyonu yoksa ameliyat olduğu günün ertesi günü taburcu edilebiliyor ve kısa sürede işine, sosyal yaşamına dönebiliyor. Ama açık ameliyatlarda durum böyle değildi.
Yani hastalar en az söylediğimiz gibi bir hafta kadar hastanede yatabiliyordu. Gözetim evet. altında tutuyorsunuz. Peki vücutta ne gibi değişiklikler oluyor sonrasında? Vücuda evet. etkisi oluyor mu? Normalde safra kesesi depo organıdır demiştik. Hı hı. Safra kesesinin alınmasıyla çok önemli bir değişiklik olmuyor. Belki ilk günlerde birkaç ay adaptasyon dönemi saydığımız dönemde biraz şişkinlikler olabiliyor. Hafif bir sindirim yetersizliği ihtimal olabiliyor. Ama zaman içinde safra kanalları bu safra kesesinin depoladığı hacim kadar genişleme imkanı bulabiliyor ve genişliyor. Bu defa safra kesesinde depolanan safra artık safra yollarında depolanmış oluyor. Yine yemek yediğimiz zaman 12 parmak bağırsağına yine dökülüyor. Sindirimi tamamlamış oluyor. Yani safra kesesinin alınmasıyla önemli bir eksiklik, bir sıkıntı normalde olmuyor. O bakımdan da yani ileride yaşanacak sıkıntılar ve tedaviler zorluğunu yaşamamak için uygun zamanlarda herhangi bir şikayet yapmadan da safra kesesinde taşlar olduğu zaman ameliyatını yapmakta fayda var. Peki beslenme alışkanlığı değişiyor mu sonrasında ya da yine aynı beslenme alışkanlığı? Yine de biz ilk zamanlarda işte çikolata, yumurta gibi bazı yiyeceklerden biraz uzak durmasını bir müddet sonra adaptasyondan sonra yine sindirim açısından mı yoksa? Sindirim açısından. Evet, evet. Yağlı gıdalar, safra özellikle yağlı gıdaların sindiriminde önemli bir maddedir. Onların sindirimi için gerekli bir maddedir. Peki hocam 40 yıldır mesleki evet. kariyerinizde birçok hasta vakasıyla karşılaşmışsınızdır. Evet. Şey, spontane aklınıza gelen birkaç örnek var mı izleyicilerimizi aydınlatmak anlamıyla şu an evet. aklınıza gelen birkaç örnek? Şimdi 3-4 gün önce yaptığımız bir kese vardı. Bilmiyorum onun görüntüleri geldi mi acaba? Ekrana yönetmenim... O görüntülerde mesela... Resimler geldiyse yansıtabiliriz. İlerleyen dakikalarda. Tamam. Evet hocam. Yani şimdi 3-4 gün önce yaptığımız bir kese ameliyatı. Eskiden olsa bunları ameliyat öncesi çok güzel teşhis edemiyorduk. Yani safra kesesinin arkasında bir koleksiyon olduğunu gördük. Evet. Bu dedik safra kesesinin kapalı perforasyonudur. Yani kesenin arkasında oluşmuş bir evet. koleksiyon görüyoruz. Şimdi bunu ameliyattan önce görebilmek artık bizler için mümkün. Niye? Evet hocam. Artık yani ultrasonlar çok gelişmiş ya da evet. MR'la çok güzel keseler, safra keseleri incelenebiliyor. Safra yolları incelenebiliyor. MRCP dediğimiz, hı hı. yani MR'la safra yolları yine iyi bir şekilde değerlendirilebiliyor. Evet. Onun için yani şimdi birçok şeyleri daha rahat görebiliyoruz. Yine bir sene, iki sene önceydi. Safra kesesinde her zaman evet. taş diyoruz da bazen taşla da karşılaşmıyoruz. Başka bir şeyle de karşılaştığımız oldu. Mesela bir hastamda safra kesesinin içinde tenya geliştiğini gördük. Şerit dediğimiz bağırsakta olan bir parazit. Kesenin içinde karşımıza çıktı. Bir başka hastamızda yine sarılıktı ama sarılık bir kistidatik dediğimiz kistin bir vezikülü gelmiş koledoku evet. tıkamıştı. Sarılık bu şekilde olmuştu. yine bazen safra kesesinin söylediğimiz gibi hı hı. perforasyonlarıyla karşılaşabiliyoruz. Ya da
safra kesesini normalde işte 30-50 cc diyoruz da bazen küçük bir patlıcan kadar da büyüyüp gangren olduğu, morardığını da görebiliyoruz. Böyle enteresan hastalarımızla da sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Peki sadece en çok sorulan soruların başında, gerçi konumuzun içinde söyledik ama hocam, evet, ameliyatlar sadece taş mı alınır, yoksa diğer az önce sohbetimizde dediğiniz gibi sürpriz karşılaşmalar olduğunda diğer ilk müdahaleyi de yapıyorsunuz? Evet. bunu safra kesesi ameliyatları yeni bir ameliyat değil tabii. Bundan 100 sene önce de yapılan ameliyatlardı. Belki günümüzdeki kadar çok yapılmıyordu. Bu kadar da teşhis vasıtaları falan da yoktu. Ama zamanında bundan 100 sene önce de yapmışlar. İçinden yeri gelmiş taşını almışlar. Yakın zamanda da bunların birçok çalışmaları yine yapılmış. Yakın dediysem belki 40-50 sene önce. Ama safra kesesinden taşı almak en geç bir sene içinde tekrar safra kesesinde taş oluştuğunu görmüşler. Tekrar eden diye soruyorlar. Tekrar ediyorlar. Evet. Ve bu arada da tekrar tabii daha ciddi komplikasyonların olduğu görülmüş. Dolayısıyla hiçbir zaman şimdi safra kesesinin içinden taşını alalım, safra kesesi kalsın diye bir ameliyat şekli artık yok. Yani bu denenmiş ve sonuçta kesenin mutlaka alınması, evet, tedavide önemli olduğu anlaşılıyor. Ha, taş kırma. Taş kırmanın da bazen bazen hastalarımız geliyor tabii. Kırılamaz mı diyor. Taşı alacağız, evet, dediğimiz zaman ya da ameliyat yapacağız, safra kesesini alacağız dediğimizde bunu kırılamaz mı? Ben işte duydum diyor falan, kırdırmış diyor. O böbrek taşıdır diyoruz. Yani burada böbrek taşlarında kırmak mümkün ama, evet, safra kesesi taşlarında kırdığınız zaman daha küçük taşlar yine kanallara düştüğü zaman daha büyük problemler çıkarıyor. Onun için önerdiğimiz tedavi cerrahi tedavi, ameliyat. Bu da öncelikle laparoskopik ameliyat, ki ameliyatların hemen hemen %95'i, 99'u böyle oluyor. Nadiren açık ameliyata geçebiliyoruz. Açık ameliyatlar da bazen gerekebiliyor. Mesela çok iltihaplı, karın içinde çok ameliyatlar geçirmiş hasta veya anatomik problemlerin düşünüldüğü durumlarda açık ameliyatı baştan tercih edebiliyoruz. Evet. Her hastalıkta olduğu gibi sağlığın başına beslenme ve spor geliyor değil mi hocam? Kilo çok önemli. Evet. Siz uzmanlar söylüyorsunuz. Tabii tabii. Ama yani, ben kiloluyum, gayet iyi, sağlığım yerinde diyen zayıflarda da oluyor ama genellikle kilolu olanlarda, hareketleri az olanlarda daha çok oluyor. Bayanlarda daha çok oluyor. Bayanlarda daha, evet, çok. Peki yine en çok sorulan soruların başında hocam, safra kesesi taşları kansere neden olur mu diye. Evet. Bunun da cevabı. Bunun tabii bir ciddi bir süreçtir. Yani bir taştan sonra kanser oldu mu olmadı mı, bunlar ciddi süreçler. Ama olma ihtimali söz konusu. Fakat mutlaka taşlardan sonra kanser oluşur diye bir şey yoktur. Yok. Ama bütün organlarda böyle diğer hastalıklar başka hastalıkları tetikleyebiliyor. Peki hocam, şimdi 40 yıldır mesleki kariyerinizde birçok örnekler var dedik ama bir telefonumuz var. Öncesinde, evet, onu hemen sizinle buluşturalım. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler. Ben, alo. Duyabiliyoruz biz sizi, sorunuzu alabiliriz. Buyurun. Ben İzmir'den arıyorum. Hocama sorum şu. Evet. Ben pankreas kanseri hastasıyım. Pankreas. Pankreas alındı. Kalın bağırsaktan bir bölüm alındı. Evet. Safra kesesi alındı. Midenin yarısı alındı. 45 gün kemoterapi gördüm.
İkinci kemoterapiye istediler ama gitmedim. Kilo kaybım durdu. Kilo kaybım yok şu anda. Normalde kemoterapide iyi içemiyordum, kusuyordum. Şimdi iyiyim. Şimdi her şeyi yiyebiliyorum, içebiliyorum. Fakat hocama sorum şu, acaba neler yemem lazım, nelere yememem lazım? Evet. Yani devamında hastalığın gelişmemesi için nelere dikkat etmem lazım, nelerle beslenmem lazım? Peki, çok geçmiş olsun. Hemen hocam sizi aydınlatıyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, öncelikle geçmiş olsun. Önemli bir hastalık geçirmişsiniz. Ameliyatı da önemli. Whipple ameliyatı evet, önemli bir ameliyattır. Ve başarılı bir ameliyat olduğumuza da inanıyorum. Evet hocam. Çünkü hocam beni ameliyat eden hocam çok çok muhterem bir hocaydı. Çok eli güzel bir hocaydı. Evet. Hocanızın da eline sağlık. Demek ki güzel bir ameliyat yapmış size. Evet. Şimdi cerrahide özellikle pankreasın tümörlerinde ve baş kısmındaki tümörlerde ameliyat olabilecek bir vakayı durumda yakalamak önemli. Evet. Siz öyle bir zamanında doktora gitmişsiniz. Çok gecikmeden ameliyatınızı olmuşsunuz. Ameliyattan sonra önemli olan tabii o kemoterapinin yine takibi de çok çok önemli. Evet. Kilo kaybım durdu diyorsun. O da güzel bir gelişme. Hatta kilo almaya başladım. Birkaç kilo aldım hocam. Peki. Şimdi yeme içmede tabii daha çok ağır yağlı yiyeceklerden kaçınmakta fayda var. Kızartma yemekten kaçınmakta fayda var. Daha çok haşlanmış pişmiş ızgara türü ve haşlanmış türde fazla yağlı olmayan etler alabilirsiniz. Zebze püreleri alabilirsiniz. Ve sulu yiyecekler yiyebilirsiniz. Fazla baharatlı olmayan, kızartma olmayan. Sucuk pastırma gibi şeyler yemezsiniz. Acılı yemezsiniz. Şimdi söyleyeceklerim bunlar. Hocam balık yiyorum. Somon balığı, uskumru balığı. Yani balık ağırlıklı besleniyorum. Yeşil sebze. Evet. Bir de zeytinyağını çok yiyorum hocam. Tutamıyorum kendimi. Limon sıkıyorum. Zencefil, zerdeçal, işte kimyon, baharatları karıştırıyorum. Ona ekmeğini banıp yiyorum. Evet. İşte balık yağda veya tavada kızartma şeklinde falan olmasın. Buğulama olabilir. Izgara olabilir. Üzerine fazla bir yağ ilave edilmesin. Yani ızgarada da bazen yağlayabiliyorlar. O şekilde. Zaten şu an onlara da siz anladığım kadar dikkat ediyorsunuz. Ediyorum bu şekilde hocam. Devam edin. Ediyorum çünkü çok zorlu bir ameliyat geçirdim. Evet. Onkolojideki takibiniz devam etsin. Hocanızın takibi devam etsin. Geçmiş teşekkür olsun. Ederim. Allah razı olsun. Sağ olun hocam. İyi yayınlar dilerim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Hocam sağ olun. Hoşça kalın. Yemeği seven bir toplumuz. Yağsız tuzsuz olunca o yemek yemek değil. Evet. Şimdi tabii gençken biz kimseye bir kısıtlama getirmiyoruz. Çocuklara getirmiyoruz. Tereyağı yesin, yumurta yesin, süt alsın, yağlı olsun falan bunları. Çünkü onlar da onların beslenmesi için gerekli. Ve bunların da birinci sınıf gıdalar, besin maddeleri olduğunu da biliyoruz. Ama belli bir zamandan sonra, işte belli hastalıklardan zamandan sonra tuzun damar sertliği, tansiyon ve damarlarda bir nevi kireçlenme, aterosklerozlara sebep olduğunu fazla tuzlu yendiği zaman, işte sigaranın birçok zararlarını her zaman sayıyoruz. Yağlıların da tabii aynı şekilde neticede aldığınız enerjiyi harcamanız lazım. Yani hareket etmeniz lazım. Yürümeniz, biraz spor yapmanız ağır olmasa da ama evde oturuyorsunuz artık belli bir yaşa gelmişsin 40 yaş, bir su 40-50 yaş bir su alacaksın yerinden kalkmıyorsun oradan birine diyorsun ki bana bir su ver. O sağlığa zararlı. Zararlı. Onun için bir takım sıkıntılar arkadan organlarımızda maalesef ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıkabiliyor. Hocam şimdi
programımızın başında birçok hastalığa benzer tanıları söylemiştiniz safra kesesi taşlarında. En çok yakın örtüşen hangi hastalıkla belirtiler dikkat çekiyor? Sarılıktan bahsetmiştiniz. Evet. Sarılık eğer safra yolunda bir taş oluşmuşsa veya kesenin içindeki bir taş düşmüşse evet sarılık yapabiliyor. Ama bunu da çok iyi ayırt etmek gerekiyor. Sarılıklar bazen mikrobik sarılıklar yani hepatit türü sarılıklar olabiliyor. Bir de bu tıkanma sarılıkları oluyor. Burada sarılığın ayırt edilmesi önemli. Önemli. Bunun yanında bir akut apandisit bazen kesenin bir bazen taşsız iltihapları da olabiliyor kesenin. Evet. Bunlar birbirine karışabiliyor. Bazen bağırsaklarda oluşan iltihabi durumlar benzer safra yollarında oluşan kolik tarzındaki ağrılar gibi onlar da ağrılar yapabiliyor. Daha önce saymıştım bazen bir zatüre bile safra kesesi iltihabıyla karışabiliyor. Evet. Taşların yaptığı ağrılarla karışabiliyor. Peki sizin mesleğe başladığınız günden bugüne neler değişti hocam? Tedavide birçok sayıyorsunuz, beslenmede, şikayetlerde sizin tedavi yöntemlerinizi anlatıyorsunuz ama sizin başladığınız ilk Çamlık Hastanesi'nden bugüne, evet, Avrasya Hospital'a kadar... Önce eğitim evet. dönemim var. Vakıf Kurabağ Hastanesi'nde ben ihtisasımı yaptım. İhtisastan sonra 4 senede uzman olarak aynı hastanede de göreve devam ettim. Ondan sonra serbest çalışmaya başladım. Evet, gerçekten o günden bugüne çok şeyler değişti. O zamanlar tomografi, MR diye bir şey yoktu. Hatta ultrason da yoktu. Bunlar şimdi teşhis vasıtası olarak çok önemli. Birçok tetkikler, bir şekere bile laboratuvarda bakılırdı. Yani o dönemde, şimdi cihazlarla evet. otomatik olarak bakılabiliyor. Otoanalizör dediğimiz kan testleri yapan cihazlara verdiğimiz kanlar bir bakıyorsun tık 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 işaretliyorsunuz ve birçok kan testleri biraz sonra otomatik olarak yapılmış çıkıyor karşınıza. Laborantlarımız tabii bunları ona göre ayarlıyor. Doktorlarımız ona göre sonuçlarını inceliyor. Sonuçlarında bir hata şu bu varsa mutlaka yeniden testler tekrar ediliyor. Fakat ultrason çok büyük bir kolaylık teşhis aracı oldu. Özellikle bu safra yolları ve safra kesesi hastalıklarının teşhisinde ve 1976-78'lerdi. O zamanlar ultrason daha adını duyuyorduk. Yani geldi gelecek falan filan İstanbul'a falan. Nitekim İstanbul'da bir tane ultrason vardı. Öyle hatırlıyorum 1900. Herhalde o zamanlar 80'ler, 82'lerde Harbiye'de bir doktor arkadaşın ultrasonu kuyruk oluşuyordur. Vardı. Yok, kuyruk da oluşmuyordu. Kimse ondan ne kadar istifade edecek o gün için bilmiyordu. Hmm. Ama şimdi belki bir tek Avrasya Hastanesi'nde en az 10 tane, 12 tane ultrason var. 4 boyutlusundan tut da jinekologlar evet. kullandığı ultrasona kadar. MR'ların durumu aynı şekilde. Yani birçok organda yani bir tümör tespit ediyoruz da bu tümörün bir damara mesafesini de artık ölçebiliyoruz. Diyoruz ki işte burada demin hastamız anlattı işte pankreas tümörü. Pankreas tümörü eğer bir mezenterika superior dediğimiz damara mesafesi bir belli bir mesafesi varsa biz bu ameliyatı yapabiliyoruz. Ama mesafe hiç kalmamış, damarı invaz etmiş, aortu invaz etmiş. O zamanlar inoperable dediğimiz yani ameliyattan bir fayda göremeyeceğimizi anlıyoruz. Yani bunları şu an bu aletlerle tespit edebiliyoruz. Bilgisayarlı tomografiler var. Mesela şu evet. an bizde yine 128 kesitli bilgisayarlı tomografi
Avrasya Hastanesi'nde mevcut ve bunlarla teşhis tedavi yöntemi daha da tabii daha mesafelerini ve kısa sürede mesela 3-4 saniyede siz tetkiki tamamlayabiliyorsunuz ama belki doktorumuz bir 20 dakika yarım saat bununla inceleme yapıp mesafeleri net bir şekilde hazırlayıp bizlere, doktorlara, cerrahlara ona göre yön verebiliyorlar, yön gösterebiliyorlar. Peki şimdi hocam, başladığınız günden bugüne çok şey değiştiğini paylaşıyorsunuz bizlerle. Evet. Peki toplum olarak biz insan sağlığı hiçbir şey kadar önemli değildir diyoruz ama dikkat ediyor muyuz? Birkaç söyleşimizde siz demiştiniz ki insanlar en son sağlık anlamında yatırım yapıyor. Eve yatırım yapıyor, arabaya yatırım yapıyor, yeni bir bilgisayar, telefon çıkıyor yapıyor ama en son ateş kapıya dayandığı zaman sağlık hastanelere koşuyorlar. Evet. Değişti mi o zihniyet acaba ya da bir farklılık var mı? Sağlığımıza önemsiyoruz mu? Şimdi tabii ülkemizde sağlık alanında büyük gelişmeler oldu. Çok evet. Büyük gelişmeler oldu. Eskiden ülkemizden birçok hastalarımız yurt dışına giderdi. Kalp ameliyatı olmaya giderdi, kanser ameliyatı olmaya giderdi, göz ameliyatı olmaya giderdi. Şimdi artık yurt dışından hastalar ülkemize geliyor. Bu tabii cihazların gelişmesi şu bu önemli ama insan kadrolarının gelişmesi, yani doktorlarının daha bilgili, becerikli, hemşirelerinin daha bilgili, diğer sağlık elemanlarının daha bilgili, becerikli olması da çok önemli. Bu sayede ülkemizde ciddi gelişmeler ve ciddi imkan artışları oldu. Artık hemen hemen kalp ameliyatı için dışarıya gidenimiz neredeyse yok. Yok. Evet. Ya da kanser ameliyatı için neredeyse yok. Eskiden bununla ilgili birçok hastalar ülke içinde imkan bulamadığı zaman gidebiliyordu. Şimdi ülke içinde rahat rahat imkan buluyor, dışarıdan da geliyor. Ha, insan ömrü de eskiden bundan yani 1960'larda Türkiye için ortalama 50-52 gibi falandı. Şimdi 70'lere geldi. İnsanlarımız demek ki yine de kendilerine bu konuda da yatırım yapıyor. Evet, bazen bakıyoruz hakikaten arabasını götürüyor, ona bakımını aksatmıyor. Ama bir kendisine böyle senede bir veya üç senede bir ya benim neyim var neyim yok böyle bir check-up yaptırayım bakayım dediği olmayabiliyor. Ama arabasına yapıyor ya da evine. Dekorasyon yapabiliyor. Ya da bir çatıda bir problem oluyor, bir bakıyorsun 60 bin lirası gitmiş ya da 30 bin lirası gitmiş. Ama sağlık da gerçekten çok önemli. Evet. Sağlıkta da ne kadar erken tedbir alınırsa hem hastalıklar o kadar kolay çözülebiliyor, kolay tedavi edilebiliyor. Hem de yaşam hem de kalitesi, maliyetler değil mi? De düşük evet, oluyor. Evet. Yani bazen şöyle bir örnek veriyoruz, diyoruz ki bir hasta bir idrar tahlili yaptığı zaman idrarında bir enfeksiyon olduğunu, idrar yollarında enfeksiyon olduğunu öğrenecek. Belki de bir ilaçla tedavisi olacak. Ama eğer ihmal ederse bu enfeksiyon kronikleşiyor, evet, nefrit oluyor, böbrekler yetmezliğe giriyor, diyaliz gerekiyor. İşte o zaman da o insanın yaşam konforu da artık bozuluyor. Yani haftanın işte 3 günü diyalize gidecek. Bunun gitmesi gelmesi önemli bir maliyettir. Ki kişinin cebinden para çıkması bile ülkemiz için bir maliyettir. Ama o zamanında belki de tedavi olsa çok kolay. Belki yani bir reçeteyle tedavi olacaktır belki. Onun için yani bugün eskisine göre çok çok daha iyi ama daha iyi olması gerekiyor. Yani insanın kendi sağlığına dikkat etmesi, kendine sağlığı için yatırım yapması, tedbir alması da önemli.
En sık duyduğumuz sohbetlerde şu an kendimi iyi hissediyorum. Aman aman hastaneye gitmeyeyim. Birçok hastalık çıkacaktır. Ben şimdi yüzleşmek istemiyorum diyor hastalar hocam. Evet. Birçok kez siz de duyuyorsunuzdur. Evet. Hocam şu şikayetle geldim ama şunlar da çıktı. Ben beklemiyordum diyen evet. hastalar oluyordur. Şimdi check-up'ın öneminden siz bahsediyorsunuz hocam. Check-up çok önemli vücut insan sağlığı için ama çok halkımız da korkuyor. Maliyeti yüksektir diye. Gerçekten yüksek midir? Vallahi şimdi tabii check-up sigorta neticede varsa, evet. check-up bazen adına check-up diyoruz ama hı hı. önemli olan doktora gittiği zaman doktorun ihtiyaç duyduğu herhangi tetkikleri yaptırmak da hemen hemen bir check-up'tır. Yani bunun bazen sıfır maliyeti de oluyor. Bazen yani 500 lira, 1000 lira veya 3000 lira gibi maliyetleri de olabiliyor. Ama ortalama bir check-up 500-600 lirayla yapılabilecek bir işlemdir bir özel hastanede. Kamu hastanesinde zaten o genellikle devletin karşıladığı imkanlarla oluyor. Dolayısıyla yüksek bir para mı derseniz değil gibi düşünüyorum. Yani çünkü check-up'ta her gün yaptırdığınız bir şey değil. Ama belli bir yaşa geldiğiniz zaman da yaptırmakta fayda var. Evet. Bir de bazen periyodik olarak da yaptırmakta fayda var. Çünkü eğer insan yaşı ortalaması eğer 52'lerden 70'lere geldiyse bunda bir emek vardır. İnsanların tıptaki gelişme, sağlıktaki gelişme ve insanların da bilgi ve bilincinin bu konuda artması önemlidir. Evet, hocam hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir sloganınız var sizin. Evet. Uzun yıllarda üçüncü hastaneniz olacak yanılmıyorsam. Evet. Çamlık, Avrasya. Evet. Evet. Şimdi yeni bir temel atmış durumdayız. Gazi Osman Paşa'da yeni bir hastanemiz daha olacak. Daha başındayız. Evet, peki başındayız. Hocam şimdi Avrasya Hospital'ı konuşuyoruz biz ama çok önemli safra kesesi taşları ve görev yaptığınız hastaneyi bahsediyoruz. Diğer hastanelerden en önemli farkı ben onkoloji ve kalp diye biliyorum ama daha detaylı bilgileri son 5 dakikamız yönetmenimiz uyarıyor. Öyle. Kısaca biz alırsak. Evet. Demin biraz önce bir şeyden bahsetmiştim. Ülkemizden hastalar yurt dışına gidiyor idi. Evet. Daha çok o zamanlarda kalp cerrahisi için gidiyordu. Bir de kanser için gidiyordu. Bu 1995'lerde bizim hastanemizi projelendirdiğimiz günlerdi. O zamanlarda yine durum böyleydi. Ama kalp cerrahisi için, kalp hastalıkları için özelde epey yatırımlar yapılmıştı. Yani birçok hastane artık kalp cerrahisi özel hastane yapabiliyordu. O sıralarda kanser için ciddi yatırımlar özelde henüz yapılmamıştı. Çok değerli bir abim Profesör Gökhan Töre bizim yakın dostumuz birlikte hastalarımıza baktığımız ve ameliyatlara girdiğimiz bir abimiz, onkoloji hocası. O zaman onun da teşvikiyle, onun da tavsiyesiyle öyle bir hastane olmalı ki bunun içinde onkolojisi, radyasyon onkolojisi olan bir hastane olmalı diye bir projelendirmeye girdik ve o gün radyasyon onkolojisi kurarak Türkiye'de ruhsatlandırılmış ilk onkoloji merkezi olan özel hastane konumuna gelmiş olduk. Ve o gün bugün kanser hastalarının tedavisini, radyasyonla tedavisini, ışın tedavisini ve medikal onkolojimiz var. Medikal tedavilerini yani kemoterapilerini hastanemizde yapabiliyoruz. Evet.
Peki son eklemek istedikleriniz varsa yönetmenim uyarıyor. Süremizin sonuna gelmişik. Ben bir saat nasıl geçti anlamadım hocam. Öyle mi? En yakın zamanda tekrar sizi ağırlamak isterim. Evet. Peki bana bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Sağlık gerçekten önemli. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyoruz. Ben tüm Tek Rumeli televizyonu izleyicilerine, tüm halkımıza, bize çünkü sadece Türkiye'ye, şimdi Türkiye içinden hastalar değil, yurt dışından da çok hastalar geliyor. Onun için öncelikle tüm insanlara sağlık ve acı çekmemelerini diliyorum. Peki, ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir diyoruz ama her başarılı erkeğin arkasında çok önemli eşler var olduğunu biz biliyoruz. Bunun örneğin de çok değerli eşiniz hanımefendi eczacı Nermin Uğurlu var. Onu biz yakinen çok seviyoruz ve buradan sevgilerimizi kendisine gönderiyoruz. İyi ki var kendisi de. İyi ki sizin gibi değerli bir hocamızla birlikte yol alıp hep birlikte Türkiye'nin gururu olarak evet. Sağlık hizmeti veriyorsunuz hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Evet sevgili izleyenlerimiz, önce sağlık programı sonuna geldik. Haftaya pazartesi yeniden karşınızda olacağız. Allah'a ısmarladık.